Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, peygamberlerin sözleri. Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi kutsal kitabın eski antlaşma olarak tabir edilen Tevrat, Zebur, Nebiler ve peygamberlerin sözlerindeki gizemleri araştırmaya, Tanrı'nın bu kitaplar ve bu peygamberler aracılığıyla ortaya koyduğu gizleri ortaya koymaya, çıkartmaya çalışıyoruz. Stüdyo konuğumuz Pastör George Bristol'la beraber. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Artık dinleyicilerimiz sizi tanıyor ama kısa bir tanıtım yapayım sizinle ilgili. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. Ve her zaman olduğu gibi hatırlatalım onun yazılarına, kitaplarına. İnternet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hatta bazıları da ücretsizdir, onu da belirtelim. Bugün eski antlaşma kitapları üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün iki kitap üzerinde konuşacağız. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, umarım ki zamanı doğru kullanarak. Vaiz bölümü ve aynı zamanda Ezgiler Ezgisi bölümü. Evet. Her iki kitabın da yazarı da bir ortak bir isim var. Oradan başlayalım. Umarım ki yetiştirebileceğiz, dediğim gibi. Yani vaiz kimdir? Vaiz şöyle başlıyor kendi kitabına: bunlar Yeruşalim'de krallık yapan Davut oğlu vaizin sözleridir. Ve burada Davut'un oğlu Süleyman'dır. Ve şöyle devam ediyor: her şey boş, bomboş, bomboş. Çok ilginç bir kitap gerçekten. Evet, yani okuduğunuzda biraz depresif bir kitap gibi görünüyor ama herhalde onun içerisinde de birçok gizem vardır. Ve bugün bu gizemleri de ortaya koymaya çalışacağız. Kitabın mesajı nedir? Yani her şey boş olması mıdır? Kitabın ana mesajı nedir? Yani bir kere vaiz Tanrı olmayan yaşamın anlamsızlığını ortaya koyar. Ve özellikle ölümün gölgelediği bir dünyada yaşadığımızı açıklar. Ve bu anlamda da eğer ölüm sonrası bir umut yoksa gerçekten birçok şey bomboştur diyor. İkinci mesaj da şu: Tanrı'dan korkan insana yozlaşmış dünyada dengeli bir yaşamayı öğretiyor. Yaşamın Tanrı'nın armağanı olarak yaşamın tadını çıkarmaya da öneriyor. Yani yaşam güzel bir şeydir. Tanrı'nın armağanlarıyla doludur. Kendini o şekilde anlayabilirsen ve yaşamı da böyle algılayabilirsen, o zaman anlam doludur diye iki ana mesajı o şekilde ortaya koyar bizim için. Yine de bu iki mesajı ortaya koyarken sizin ifadenizle aynı zamanda bu sürekli bir boş olma, yani her şey boştur. Hani başta da bahsettiniz ya, her evet, şey boş, bomboş ifadesini tekrar tekrar vaizde görebiliyoruz. Evet. Kendisi aslında hani Süleyman'ın Özdeyişleri bölümü üzerinde konuşurken dünyanın gelmiş geçmiş en bilge insanlarından biri olarak karşımızdadır. Evet. Bütün bu bilgeliğin içerisinde aynı zamanda Süleyman, o birinci krallarda onun hayatında görebildik. Sizinle beraber bu programı da yaptık. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesiydi de. Evet. Ve onun krallığı döneminde Davut'un hayatı savaşlarla, mücadeleyle, karşı koymalarla sürerken Süleyman'ın hayatı tam tersi, daha büyük bir bolluk, daha büyük bir refah içerisinde bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla aslında hani dünyada birçok insanın ulaşmaya çalıştığı hemen her şeye, hatta daha fazlasına sahipti. Yani dizilerde, filmlerde bizim karşımıza konulan bir yaşam tarzını onun hayatında görebiliyoruz. İşte ne bileyim, çatal bıçağı altındandı, yediği içtiği, hani bizde bir ifade var, yediği önünde, yemediği arkasında diyebileceğimiz türden bir yaşamı vardı. Ve hayatı boyunca da işte krallığı dönemi boyunca da işte böyle savaşlarla, mücadeleyle falan pek uğraşırken onu görmüyoruz. Şimdi bütün bu refahın içerisinde, bütün bu ferah hayatın içerisinde, üstelik
dünyanın en bilge kişilerinden biri olmakla beraber sürekli bir arayışı vardı ve o arayış içerisinde bir boşluktan bahsediyor. Her şey boştur, evet. Bomboştur. O biraz ilginç bir ifade olarak benim gözüme çarpıyor. Neden her şey boş? Wise'e göre neler boş ya da? Onu açıklayabilir misiniz biraz? Bir kere bilgeliğin kendisi de boş olduğunu söylüyor. Bu çok ilginç bir şey. Diyor ki ben Wise Yeruşalim'de İsrail krallığı iken kendimi göklerin altında yapılan her şey bilgeci araştırıp incelemeye adadım. Tanrı'nın uğraşsınlar diye insana verdiği çetin bir zahmettir bu diyor. Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm, hepsi boştur diyor. Her şey boştur. Rüzgara kovalamaya kalkışmaktır. Eğri olan doğrultulamaz, eksik olan sayılamaz. İşte her şeyi araştırıyor, bilgeliğin de boş olduğunu söylüyor. Zevkleri de tatmak istiyor. Gel zevki tat diyor kendi kendime. İyi mi değil mi de gör dedim. Her şeye baktım, o da boş. Gülmeye delilik, zevke ne işe yarar dedim. İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca yapılacakları iyi bir şey olup olmadığını görünceye dek bilgeliğimin önderliğinde bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı da nasıl ele alayım diye düşündüm, durdum. Hepsini yaptı. Birçok ev yaptırdı, birçok projesi vardı, havuzlar yaptı diyor. Orman ağaçlarını sulamak için havuzlar yaptım. Kadın erkek köleler satın aldım. Hepsini yaptı. Bütün bilgeliğiyle bunları yaptı ama sonunda diyor ki bunlar boştur. Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş diyor. Çok ilginç bir şeydir. Bilgelik tabii akılsızlıktan iyidir ama yine de eninde sonunda boş olduğu sonucuna varıyor. Bu aslında acı dolu bir kitap bir anlamda. Evet, yani dediğim gibi insanların sürekli ulaşmaya çalıştığı. Yani insanlar çok çalışıyorlar daha zengin olmak için. Süleyman çok zengindi ama bunun boş olduğunu söylüyor. Evet, zevk. Zevkler arıyorlar. Sürekli insanlar yeni keyifler, zevkler kendine oluşturmaya, bu alanlara yönelmeye çalışıyor. Süleyman bütün bu zevklere sahipti. Evet. Ama boş olduğunu. Evet. Birçok insan sürekli bir akademi kariyer peşinde. Daha fazla sürekli kendini geliştirer ki bu kötü bir şey değildir, bu anlamda söylemiyorum. Yani söylediğimiz hiçbir şey kötü değildir, o anlamda söylemiyorum, evet. Ama bunu yapmaya çalışıyor ve yani kısaca bugün dünyamızın dünyada yaşayan insanların peşinde koştuğu ne varsa Süleyman bütün bunlara sahipti. Hı. Ama hepsini boş olarak görüyor. Neden bunların hepsinin boş olduğunu düşünüyor? Neden anlamsız? Hani iki anlam, iki sebep olabilir. Ama benim tespitim yani ayetlere bakarak ölüm yüzünden boştur. Diyor ki örneğin 2.16'da çünkü akılsız gibi bilge de uzun süre anılmaz. Gelecekte ikisi de unutulur. Nitekim bilge de akılsız gibi ölür diyor. Herkesin hayata ölümle sonuçlandığı için diyor anlamsızdır, boştur. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur diyor. Bir anlamda çünkü her şey boş. İkisi aynı yere gidiyor. Topraktan gelmiş toprağa dönüyor diyor. Bilge kişinin aklı yas evindedir mesela diyor. Oradan ders çıkar diyor. Yas evinden. Yani parti değil de esas önemli olan cenazidir. O sana daha çok öğretir tarzında. Çünkü orada hayatın kısa olduğunu anlarsın. Son bir örnek vereyim. Toprak geldiği yere dönmeden ruh ona veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa her şey boş diyor Vaiz, bomboş. Yani demek ki hayat ölümle sonuçlandığı için kendini birçok şeye adamanın bir anlamı yoktur. Yani yaşam bitiyor çünkü. Yani kime kalıyor bütün bu şeyler? Kimse seni anmaz sonra. Yani ne önemi var tarzında bir haykırışı var bu kitapta. Yani o tabii derin bir bilgeliği vardı Süleyman'ın. Elbette biz bugün kutsal kitap okuduğumuzda onu anıyoruz. Herhalde söylemeye çalıştığı şey tamamen unutulacağı anlamında değil ama yine de onun için önemli olan şeylerin kriteri değişmeye başlıyor. Şimdi bu ölüm konusu da ilginç. Hani konuşmaktan çok hoşlanmadığımız
bir konu. Yani biz hani partilerden, eğlenceden, iyi şeylerden, mutluluktan konuşmayı severiz de ölüm hakkında konuşmayı pek sevmeyiz. İlginçtir mesela cenazelere gidersiniz. Cenazelerde insanlar başsağlığı diledikten sonra böyle futboldan konuşur, siyasetten konuşur, başka şeylerden konuşur ama hani ölüm hakkında konuşmaktan çok hoşlanmayız çünkü çok cazip değildir. Peki kutsal kitapta ölüm ile ilgili bize öğretilen nedir? Ölüm gerçeği hakkında bize öğretilen nedir acaba? İlk programlarımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi ölümün gelmesi, ölümün, insanın ölümlü olması nasıl oldu? Yaratılış kitabında insanı ölümlü yaratmadığını görüyoruz. İnsanı Tanrı'yla birlikte yaşamak için yarattığını. Ama günah yüzünden işte ne diyor? İşte bu ağaçtan iyi ile kötüyü bilme ağacından yediğiniz gün öleceksiniz diye uyarmıştı. Ondan kesinlikle yemeyin. Yediğiniz gün öleceksiniz. Direkt oradan ölümlü bir ölümün gölgelediği bir dünya hikayesi başlıyor. İnsan ölümün gölgelediği bir diyarda yaşıyor. Hatta bunu bütün ulusların üzerine örülmüş olan ölüm örtüsü olarak adlandırılıyor. Hani ölüm ve ölümlülüğümüz gerçekten bir nevi örtü gibi duruyor. Bir düşman olarak İsa Mesih ölümü düşman olarak adlandırdı. Yani doğal olmayan bir anlamda. İnsan sonsuzluğa yönelik, sonsuzluk için, yaşam için içi doludur. Benim eşimin büyük annesi, anneannesi 103 yaşında öldü. Oh, bayağı uzun. Evet, bayağı uzun ve 90'lı yaşlarında bir gün eşime dedi ki, yani torununa, diyor ki bedenim çürüyor ama içim hala genç. Hani ben bir şeyler yapmak istiyorum, yaşamak istiyorum. Yaşam için varız biz. Yaşamak için varız ama dış varlığımız çürümeye mahkum oluyor. Ve bu da ölümün getirdiği şeydir. Ve Tanrı özellikle ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür diyor. Ölüm bir gün ortadan kaldırılacak. Yeşaya'da çok güzel bir bölüm vardı. Sonsuza dek Tanrı ölümü yutacaktır. Onu kaldıracaktır. Ve bu vaat Mesih'le ilgilidir. Bu vaat özellikle İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilmesiyle ilgili olan bir vaattir. Yani ölüm kavramı özellikle İsa Mesih'in ölümüyle ilişkilendirilir. Ölümü ölmekle yendiğini söylüyor ve ölümden dirilerek bize sonsuz yaşam vaadini veriyor. Birçok bölüm var. Bunu çok uzar yani konuşmamız oraya odaklanırsa. Tabii ama şunu yani dinleyicilerimizin tekrar anlayabilmesi açısından sormak istiyorum. Yani Tanrı'nın yaratış ya da var ediş planı içerisinde, insanı var ediş planı içerisinde ölümün olmadığını mı anlıyoruz? Ben doğru mu anladım size? Yani ölümün insanın doğasına aykırı olduğunu, öz ruhsal özüne aykırı olduğunu söylüyor. Zaten sonsuz yaşam kavramı vardır. İnsan bir bitki değil ki yok olsun. Yani ruhumuz var ve insanı yaratırken beden, ruh, can olarak yarattığı zaman kalıcı olması için. Bunun için diriliş gününde, kıyamet günü dediğimiz İsa Mesih geldiği zaman, kendisine ait olanları dirilttiği zaman onları ruhsal kalıcı bir beden vereceğine söz veriyor. Bu da ölümlü olan, bu günahlı olan, günahtan etkilenmiş ölümlü olan bedenimiz, çürüyen bedenimizin değişmesi anlamında oluyor. Çürümez olan çürümezliği giyinmeli diyor. Bunun yerine o gelecek. Evet, bir darbe yedi insanlık. Orada o ilk başta. Ve günahın sonucu olarak ortaya çıktığı üzerinde konuşmuştuk yaratılış bölümünde. Günahın ücreti ölümdür diyor. Ama Tanrı'nın armağanı sonsuz yaşam olduğunu okuyoruz İncil'de. Şimdi ilk bölümü burada bırakmak istiyorum. Çünkü bu büyük bir gizem oluşturuyor. Ölümle ilgili büyük bir gizem var bu Vaiz kitabı içerisinde. Ve Mesih'in bu ölüm üzerindeki yetkisini biraz açmak istiyorum.
ikinci bölüme başlarken. Ve hem vaizde sormak istediğim birkaç küçük not var ve aynı zamanda sonra da Ezgiler Ezgisi kitabı üzerinde de konuşacağız ikinci bölümde. Ama önce değerli dinleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bugün Vaiz ve Ezgiler Ezgisi üzerinde konuşuyoruz. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com e-mail adresi aracılığıyla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. İlk bölümü bu ölüm üzerinde konuştuk. Çünkü Vaiz sık sık boş, her şey boştur diyordu. Ve siz dediniz ki bu her şeyin boş olma durumu bir anlamda sonsuz bir yaşamımızın olmayışından, bir gün öleceğimizden bahsetmesiyle, yani herkesin bir gün öleceği gerçeğiyle yüzleşmesi üzerinedir. Ve Kutsal Kitap'taki ölüm kavramı üzerinde konuştuk. Ve ilginçti, siz hem yaratılış bölümünde ölümün aslında insanın doğasına aykırı olduğunu, Tanrı'nın yaratılış planı içerisinde sonsuz bir beraberlik olduğundan bahsettiniz ve Yaşaya'dan ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki ölüm bir gün ortadan kalkacak diyor Yaşaya'da. Evet. Nasıl olacak bu? Yani tabii şimdi filmlerde falan izliyoruz. Ölümü ortadan kaldıran iksirler, bilmem sular falan bir şeyler var. İnsanlar oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Birçok filmlerde var. İnsanın hayali bu. Evet. Herkes ölümlü olduğunu hissediyor. Evet. Yaşı ilerledikçe hep hissediliyor. Bu gerçekte, realde olabilecek bir şey midir? Yani ölüm nasıl ortadan kalkacak? Hani ölümün bir lanet olduğunu okuyoruz yaratılış kitabında. Lanetli bir ve ölümlü bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Şimdi Yaşaya birçok yerde aslında Kutsal Kitap'ta ölümün ortadan kaldırılacağı günü kastediyor. Özellikle bir diriliş gününden söz eder. Bir tanesi şu Yaşaya 25, çok ilginç bir benzetme kullanarak, bir şölen benzetmesini kullanarak şunu söylüyor. Her şey egemen Rab bu dağda, özellikle Yeruşalim'in üzerinde kurulduğu bir dağ vardı. Orada ve çok direkt söyleyecek olursam, İsa'nın çarmıha gerildiği o dağda bütün uluslara yağlı yemeklerin ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu zengin bir şölen verecek. Bütün halkların üzerindeki örtüyü, bu ölümdür, bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü bu dağda kaldıracak. Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen Rab bunun bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. O gün diyecekler ki işte ona umut bağladık, bizi kurtardı diyecekler. Şimdi bu dağ derken orada yine dediğim gibi Kudüs'ün olduğu bölge, o yer. Bu dağda Tanrı öyle bir iş yapacak ki ölümü yenecek. Ne yaptı? İsa Mesih o dağda çarmıhta kendini vererek ölümün bütün insanlığın üzerinde, insanoğlu kendisi Adem'in ikinci bir Adem olarak Adem'in getirdiği ölüm cezasını kendi üzerine aldı. Günahlarımızı kendi bedeninde yüklendi. Çarmıhta can vererek, ölerek ölümü yendi diyor Kutsal Kitap. Günah çünkü aracılığıyla geldi. Günahın yükünü kaldırarak ölümü yendi. Ve bunun kanıtı da ölümden dirilmesinde yatıyor. Ölümden, Tanrı onu ölümden diriltti. Yaşama kavuşturdu. Şimdi ona iman eden herkese sonsuz yaşamın ta kendisidir, kaynağıdır. Kendisi yeryüzündeyken zaten birçok ölüyü diriltti. Ve kendisi içinde diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman edenin sonsuz yaşamı olacaktır. Ölse de yaşayacaktır diyor. O zaman biz Mesih inanlıları olarak İsa Mesih'in ölümüne
ve ölümden dirilişine ve tekrar gelişine iman ediyoruz ve bizler de ölümlü olan bizleri de ölümden dirilteceğine iman ediyoruz. Bu temel inancımızdır. Ölümü çarmıhtaki kendi ölümüyle yeniyor ve ölümden dirilerek de sonsuz yaşam sağlıyor. Peki vaiz için iki ana mesajı var demiştiniz. Birinci bölümde üzerinde konuştuk. Birinci bu programın ilk bölümünde. Evet. Ve bir tanesi vaiz Tanrı olmayan yaşamın anlamsızlığını ortaya koyar dediniz. Şimdi evet. Buraya kadar bunun hakkında konuştuk ve bir de ikinci bir ana mesaj var. Biraz da bunun üzerinde konuşalım ama siz ilk bölümde şöyle ifade ettiniz yanlış hatırlamıyorsam. Vaiz Tanrı'dan korkan insana yozlaşmış dünyada dengeli bir yaşam sürmeyi öğretir dediniz. Evet. Biraz bunu açabilir misiniz? Oradaki gizem nedir acaba? İlginç bir kelime kullanır. Zevk almaktan söz eder. Ama iyi anlamda. Bir boş zevk vardır. Bir de Tanrı'nın önünde gerçekten Tanrı'nın verdiği yaşamdan zevk ve tat almak vardır. Örneğin şöyle diyor, yani 4 ayet sıralayacağım. 2, 24, 25'te insan için yemekten, içmekten ve yaptığı işten zevk almaktan daha iyi bir şey yoktur. Gördüm ki bu da Tanrı'dandır. Onsuz kim yiyebilir, kim zevk alabilir? Tanrı'dan kabul edebilirsek, şimdi yaşamımızı, yemek yemeğimizi, içeceğimizi, yaptığımız işi onun armağanı olarak kabul edebilirsek dengeli bir yaşam, evet sonsuza dek sürmeyeceğini bilerek ama aynı zamanda onun armağanı olarak kabul edebiliriz. Veya 3.12'de diyor ki insanı için yaşama boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işle doyuma ulaşması bir Tanrı armağanıdır diyor. 3.22'de sonuçta insanın yaptığı işten zevk almasından daha iyi bir şey olmadığını gördüm. Çünkü onun payına düşen budur. Ve son bir örnek bizi belki de bu ezgiler ezgisine de götürür. Yanlış hatırlamıyorsam orada gördüm ki iyi ve güzel olan şudur. Bu 5.18. Gene Vaiz kitabında Tanrı'nın insana verdiği birkaç günlük ömür boyunca yemek, içmek, güneşin altında harcadığı emekten zevk almak iyi bir şeydir. Bu ayet aklımda olan değildi. Yani hayatı paylaştığı insandan da zevk almaktan da söz eder. Yani eşinden, eşiyle birlikte olmaktan da zevk almasını tavsiye eder. O zaman Tanrı'nın önünde kim olduğumuzu anlayarak hayattan zevk alabiliriz. Tanrı sürekli insanların acı çekmesi, sürekli bir şeyin içinde, üzüntü içinde yaşamasını istemiyor. Zevk alması için bize güzel armağanlar da veriyor. Bunlardan zevk alabiliriz. Yani huzur içinde yaşayabiliriz. Şimdi Vaiz kitabındaki o zaman en büyük gizem hem ölümle neticelenecek bir yaşam için o çaresizliği ortadan kaldıran Mesih'e bir işaret diyorsunuz ve aynı zamanda da Tanrı'nın bize sağladığı birçok harikaları, bize verdiği birçok harikaları da yaşamı içerisinde sürdürebilmek için bir fırsatı değerlendirmek konusunda da yönlendirdiğini söyleyebiliyoruz. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğru. İncil de aslında farklı bir şey söylemiyor. Mesela 1. Timoteus 6'da şöyle okuyoruz. Yani zengin olanları gururlanmamalarını söylüyor. Gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyurur. Ama aynı zamanda zevk almamız için bizi her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyurur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olarak olacak bir hazine biriktirmiş olurlar diyor. Yani önemli noktalar aslında ve içerisinde derin bir gizem de saklıyor. Her şey boştur eğer Tanrı hayatımızda yoksa çünkü ölümle sonuçlanacaktır. Ama Tanrı hayatımızdaysa ki bu Mesih İsa'nın çarmıhtaki
ölümüyle gerçekleşebiliyor, bu barış sağlanabiliyor. O zaman ölümün gücü üzerimizden kalkıyor ve o zaman gerçek anlamda yaşamdan zevk almaya ve Tanrı'nın bize sağladıklarıyla zevk almaya başlayabiliyoruz diye genel bir bakış verebiliyoruz herhalde Vaiz kitabına. Evet, doğru. Peki, biraz ilerleyelim. Çünkü bugün Ezgiler Ezgisi üzerinde de konuşmak istiyoruz. Ezgiler Ezgisi de ilginç bir kitaptır. Yine de yazarı Süleyman'dır. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Bir kez daha hatırlatalım. Süleyman, Ezgiler Ezgisi kitabının yazarıdır. Süleyman, kendi dönemi içerisinde ve aslında çağlar boyunca büyük bir zenginliğe sahiptir. Bir kraldır. Yediği önünde yemediği arkasında bir yaşamı vardır. Bununla beraber dünyanın en bilge insanlarından bir tanesidir. O yüzden yani orada Süleyman'ın özdeşleri Vaiz ve Ezgiler Ezgisi kitaplarının da yazarlarıdır. Yazarıdır kutsal kitapta. Tabii Ezgiler Ezgisi, özür dilerim, Süleyman'ın özdeşlerinde farklı özdeşlere de yer veriyor aslında. Evet. Ama genel olarak Süleyman'ın ismiyle anılan bir kitaptır. Şimdi Ezgiler Ezgisi kitabı için bir fikir sahibi olabilmesi için dinleyicilerimizin, Ezgiler Ezgisi ne ile ilgilidir efendim? Evet. Bu ezgi bir şiirdir, bir aşk şiiridir. Yani bir kimi yerine göre erotik bile denilebilecek aşk şiiridir. Direkt ilk ayetlerde şu şekilde başlıyor: beni dudaklarıyla öptükçe öpsün diyor. Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. Sürekli bir sevgililer arasında bir sesleniş var. Gelişen bir arka planda bir hikaye vardır. Ve bunu tabii tam olarak belki anlayamıyoruz. Hangi, nasıl bir süreçten geçiyorlar bu iki sevgili. Süleyman ise bir tanesi aynı zamanda halktan bir kızla tanışıyor ve onu kazanmak için onunla güzel konuşuyor ve oradaki konuşmalar o olabilir. Kimi yorumcuya göre de üç kişi vardır aslında. Bir kralın, Süleyman var, bir de sıradan bir çoban var, bir de onun kız arkadaşı vardır. Süleyman kızı götürmek istiyor, hareme katmak istiyor. O da cevap veriyor, hayır benim sevgilim kırlarda koyunlarına bakar gibi bir cevap da veriyor. Ama çoğunlukla bu sevgi üzerinde konuşur. Örneğin ikinci bölümde işte sevgilimin sesi dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor. Onun gelişini bekliyor, onu bekliyor vesaire. Bu tarz bir kitaptı, bir aşk şiiri aslında. Çok ilginç bir kitap. Bazı dönemlerde okunmuyordu bile. Çünkü fazla erotik, fazla seksten söz ettiği veya cinsel içeriği fazladır diye. Evet, ilk okunuşta biraz tuhaf da geliyor. Çünkü zaten kutsal sözlüler olarak anılması da ilginç geliyor insana ilk okuduğunda. Yani bunun bir, yani bu aşk şiirleri, bir anlamda aşk şiirlerinin nasıl bir vahiy olarak kabul edilebilir yani? Bir kere kutsal kitap birçok çeşit kitaptan oluştuğunu defalarca söyledik. Direkt tarihsel öykü gibi yazılan bölümler çoktur. Örneğin Yakup'un nasıl eşlerini kavuştuğunu anlatan, bir hilelerle dolu olan hikayeler var orada. Bu da vahiy diyoruz. Çünkü Tanrı'nın ruhunun esinlemesiyle oluyor. Veya dualar var. Direkt dualar var. Tanrı'nın insana seslenişi değil de insanın Tanrı'ya seslenişi vardı. Bu nasıl vahidir diye düşünebiliriz ama Davut'a verilen dualardı. Veya peygamberlik sözleri, mektuplar vardır. Bu da bir şiirdir. Şimdi Vaiz kitabının oluşturduğu bir soru vardır. Hayatın anlamı nedir? Ve sanki bunun arkasından direkt hayatın en derin, en güzel yönü sevgidir. Sevgi hepsinin üstündedir diyor bu kitap sonunda. Hepsinden güçlüdür. Bir ateş gibidir diyor. Ve sevgi dolu bir yaşam aslında anlamlıdır. O açıdan da boş olan yaşamın cevabı da burada da bulunuyor. Tabii ki bu bir erkek kız arasında, karı koca arasında bir
ilişki söz konusu. Nişanlılar, sonra evleniyorlar, zevk yaşıyorlar birlikte. O şeyler vardır. Ama Hristiyanlar hep farklı boyutlarda bunun artık arkasında görüyor. Nasıl yorumluyorlar Hristiyanlar bunu, evet, bu durumu? Gerçi Yahudiler de, yani ilk okuyanlar da bunun arkasında bir nevi alegori olarak, bir resim olarak. Evet, tabii burada şiirsel bir aşk hikayesi vardır. Ama Tanrı ile halk arasında bir sevgi ilişkisini de temsil ediyor diye hep yorumlanmıştır. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte kutsal kitapta, peygamberlerin sözlerinde Tanrı kendine bir güveye benzetiyor. Ben sizi kendime aldım diyor. Mısır'dan çıkış kitabını açıklarken de bunu, onlarla yaptığı antlaşmaya bir nevi nikaha benzettik. Onlar evet dediler. O da onları aldı. Adını verdi onlara. O zaman bu karı koca arasındaki bu ilişki Tanrı ile halkı arasındaki sevgiyi temsil eder. Tabii ikinci bir anlam her zaman vardır. Tanrı'nın evlilere verdiği aşk armağanını kutlayan bir kitaptır. Bu da yani bu cinsel ilişkilerin kötü olmadığını, Tanrı'nın insanı yarattığı zaman böyle yarattığını, birbirine yani verdiğini anlatan bir kitaptır. Ama çoğunlukla Hristiyanlar bu alegorik anlamı da ön plana tuttular. Tabii onun da bir sebebi vardı. O da Mesih'in kimliğiyle ilgili bir gerçektir. Yani bu hani bir anlamda aşk şiirleri içerisinde Mesih'le ilgili bir gerçek var mıdır? Yani bu büyük bir gizemdir, çünkü eğer böyle bir nokta, eğer evet, Ezgiler Ezgisi kitabında varsa, Mesih'le ilgili bir gizem var mıdır Ezgiler Ezgisi kitabında? Bence var. İsa Mesih kendini insanlara tanıtırken çok ilginç bir ifade kullanıyordu. O da güvey kelimesi. Hani mesela senin öğrenciler neden oruç tutmuyor diye sordukları zaman diyor ki, güvey aralarındayken nasıl oruç tutsunlar diyor. Yani kendini güveye benzetiyor. Güvey derken ki eşi kim? İşte halkıdır. Yani kendi halkı ona bir nevi gelin olarak adlandırıyor. Ve bunu birçok bölümde görüyoruz. İsa Mesih işte hep dediğimiz gibi gelen Tanrı olarak, halkını gelip kurtarmaya gelen Tanrı olarak, Rab olarak onlara kendini onların kocası, onların damadı gibi adlandırıyor ve o şekilde kendini onlara tanıtıyor. Nitekim kutsal kitabın son bölümlerinde de, özellikle Vahiy kitabında da güvey ve gelin olarak Mesih ve halkını görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir gizem. Yani bir şekilde bu aşk şiirleri içerisindeki iki sevgili ya da başka yorumculara göre üç kişi arasındaki bu aşk şiirleri yine de İncil metinlerinde de benzer bir benzetmeyle ortaya konulmaktadır. Gelin ve güvey arasındaki ilişki olarak mı ortaya konulmaktadır? Öyle mi anlıyoruz? Evet. Çok örnek, belirgin bir örnek verecek olursam, biz bazen genç nişanlılara evlilik öncesi danışmanlık yapıyoruz eşimle birlikte. Onlarla oturuyoruz ve bu bölümü okuyoruz onlara. Efesler 5:22'den itibaren ve özellikle kocalara söylenen bir söz var. Ey kocalar, Mesih kilise nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Bunun amacı da kendine getirmekti. Mesih diyor ki bu sır büyüktür. Bunu Mesih ve kilise olarak söylüyorum. Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacaktır. İşte Mesih ve kilise arasındaki birlik ilişkisini açıklıyor onlara. O zaman burada önemli bir gizem olduğunu düşünüyoruz. Mesih kendine bir halk kurtarmak için,
onları kendine bağlamak için, mecazi anlamda onlarla birlikte olmak için, kendi halkı yapmak için kendini feda etti diyor. O zaman burada fedakar aşk olayı vardır. Büyük sevgi. Sevgi burada seven kişi kendini feda ediyor sevdiği kişi için. O zaman çok anlamlıdır bu kitap. Evet, tabii gönül isterdi daha uzun konuşalım üzerinde ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün hem Vaiz hem de Ezgiler Ezgisi kitapları üzerinde konuştuk. Ve bu iki kitap içerisinde de ki gizemlere de baktık. Vaiz kitabında özellikle en büyük gizem, bir hatırlayacak olursak, ölümün yenilmesi, aslında ölümün bir son olmaması, insan yaşamındaki boş gibi görünen birçok şeyin aslında daha anlamlı olmasını sağlayan bir gizem taşımaktaydı. Ezgiler Ezgisi, o da başlı başına ilginç bir kitaptır. İki sevgili ya da üç kişi arasındaki konuşmadan ve bu içerisinde birçok cinsel done bulunmasına rağmen bir vahiy olarak İncil metinlerindeki gelin güvey arasındaki ilişkiyle tam bir paralellik oluşturduğu üzerinde konuştunuz ve bu büyük gizemleri bizimle paylaştınız. Çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın, hoşça kalın.